Kooperatifler genellikle bağlı oldukları mevzuata göre ve bakanlığa göre kooperatif türleri belirleniyor. Halihazırda mevcut mevzuatta kooperatifler ikiye ayrılıyor. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve diğer kooperatifler. Tarımsal amaçlı kooperatifler daha ziyade tarım yapılan bölgelerde yaygın olduğu için onun üzerinde değil de İstanbul'da yaygın olan ve daha çok diğer kooperatifler diye tarif edildiği halde sayısal olarak tarımsal amaçlı kooperatiflerden çok fazla olan diğer kooperatifler üzerinde durmak istiyorum. Halihazırda şu anda bakanlığın kabul ettiği 21 tür kooperatif bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak yapı kooperatifleri, konut yapı, iş yeri yapı, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri, turizm kooperatifleri, motorlu taşıyıcılar kooperatifleri, küçük sanat kooperatifleri gibi kooperatifler kanunun 56. maddesinin verdiği yetkiye istinaden kooperatif türleri ne bakanlık belirlemektedir. Yalnız kooperatif türleri belirlenirken 3476 sayılı kooperatifler kanunu değiştiren bir kanun, bir kooperatifte yönetici olan kişinin aynı türden başka kooperatifte yönetici olamayacağını belirlerken kooperatif türlerini esas aldı. Bu nedenle bakanlık kooperatif türlerinin hangisi olduğu, aynı türden olup olmadığını 56. madde kapsamında bir yönetmelikle belirlemiş durumda. Yakın zamana kadar kooperatiflerin kurulması oldukça zor olduğu halde değişik türden, var olanların dışında değişik türde, son günlerde bakanlık konuya yapıcı bir yaklaşım göstererek hemen hemen her konuda kooperatif kurulmasına izin verir noktada oldu. Hatta bakanlık yol gösterici görev ve yetkisini de kullanarak ana sözleşmesini bile kendi hazırlayarak bu konuda ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya başladı. Özellikle bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu katkılarını görmekteyiz. Kooperatifler sahasında çalışan, kooperatiflere danışman olarak katkı sağlayan biri olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın kooperatiflere karşı olan bu yaklaşımını takdirle ve şükranla karşılıyoruz.